egedesonses.com. Merhaba değerli izleyiciler, programımıza hoş geldiniz. Bugün 15 Temmuz 2020 Çarşamba. Tekrar programımıza hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Bergama Belediye Başkanı Sayın Hakan Koçtu. Sayın Başkan hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar Murat Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün 15 Temmuz çok özel bir günde konuğumuz oldunuz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz stüdyomuza geldiğiniz için. Bugünün önemini konuşacağız bugün değerli izleyiciler Sayın Başkan'la. Hem Bergama'yı tabii konuşacağız. Bergama Belediye Başkanı konuğumuz olunca projeleri konuşacağız. Önerileri değerlendireceğiz. Projeler ne aşamada? Hepsini değerlendireceğiz ama tabii 15 Temmuz deyince önce 15 Temmuz'la başlayalım dilerseniz. 4 yıl önce bugün ne olmuştu hepimiz biliyoruz aslında ama bir kez daha hafızamızı tazelememiz gerekirse birkaç cümle sarf edeyim. Ondan sonra Sayın Başkan'a 15 Temmuz ile ilgili düşüncelerini, hissiyatını sormak istiyorum. Tam 4 yıl önce bugün onlarca yıl boyunca devletin tüm kurumlarına sızmış bir terör örgütü hain bir darbe girişimine kalkışmış ve eşine dünya tarihinde az rastlanır bir direnişle karşılaşmıştı. 15 Temmuz 2016 tarihinde tankların önüne çıkan halk, Kurtuluş Savaşı ruhuna yakışır bir mücadeleyle FETÖ kalkışmasını püskürtürken, tarihine bir dönüm noktası daha eklemiş ve tüm dünyaya millet olmanın dersini vermişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Genelkurmay gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli kurumları üzerlerine üniforma giymiş teröristler tarafından bombalanırken bu hain darbe girişimi nedeniyle 251 vatandaşımız şehit, 2194 vatandaşımız da yaralanarak gazi olmuştu. Hatırı sayılır bir darbeler tarihine sahip Türkiye'de 15 Temmuz 2016 gecesi bir ilk yaşandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inen halk, FETÖ'cü hainlerin darbe kalkışmasını tarihe geçecek bir direnişle püskürttü. Türkiye'de darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütünün dış güçler yardımı ile Türkiye'de yapmak istedikleri ihanet girişimleri Türk milleti tarafından unutulmuyor, unutulmayacak ve unutturulmayacak. 15 Temmuz darbe girişimi 4 yıl önce bugün gerçekleşmişti. Bugün Türkiye siyasi tarihinin en ağır saldırısına maruz kaldı. Milletimiz bin yıl boyunca Anadolu topraklarında böylesine alçak bir ihanete hiç tanık olmamıştı. İçeriden ve dışarıdan kuşatılmaya ve parçalanmaya çalışılan Türk düşmanı güçler hain ve kalleş eylemlerinde de başarılı olamadı ve bundan sonra da olamayacaklar diye programı açıp bugün 15 Temmuz dedik. Sayın Başkan 15 Temmuz'la ilgili başlayalım. Neler söyleyeceksiniz? Bugün de programlar vardı Bergama'da bildiğimiz kadarıyla. Programlar vardı. Evet. Ben herkese selamlar. Buradan selamlarımı iletiyorum. Tabii 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü. Dördüncü seneyi devresindeyiz. Bu kalkışmanın, bu hain darbe planlarının hayata geçirilmeye çalışıldığı günün dördüncü seneyi devresindeyiz. Ve bugün Bergama'da da İzmir'de de tüm yurtta etkinliklerle bu gün anılıyor. Sabah şehitlikte başladık. Öğlenliğin yine Mevlid-i Şeriflerle ve dualarla, hayırlarla yad ettik şehitlerimizi. Evet. Ben tabii ki 251 şehidimize ve 2191 gazimize, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de Allah sağlık, sıhhat, uzun ömürler versin. Allah onlardan razı olsun. Gerçekten 15 Temmuz 2016 gecesi hain FETÖ terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bu devletin kurumlarına her şeyden önce milli iradeye tabii ki ve onun temsilcisi meclisimize saldırdığı tarihi günün günündeyiz. Bugün tabii ki kesinlikle ve kesinlikle unutulmamalı ve unutturulmamalı. Evet. Allah rahmet eylesin. Aliye İzzet Begoviç'in güzel bir sözü var. Katliamları kesinlikle unutmayınız. Eğer unutulursa tekrardan katliamlar ve soykırımlar devam eder diye. Biz de bu darbeleri eğer unutursak tekrarlaması her an söz konusu olabilir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tabii ki darbelere biz çok uzak değiliz. Alışkın bir milletiz ama
birkaç yıldır bir şey, ola gelen bir şey aslında. Maalesef. Yani aslında bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinden önce ta Sultan Abdülaziz'e kadar dayanan bir tarihi vardır darbelerin. Tabii oraya kadar gitmeyeceğiz ama 150 yıldır Sultan Abdülaziz'den tutun Abdülhamit'in tahttan indirilmesi, işte Menderes ve arkadaşlarının asılması, muhtıralar, postmodern darbeler, 28 Şubatlar. Bunların hepsini bu ülke yaşadı. Tabii bu ülkenin bir hafızası var, bu milletin bir hafızası var. 15 Temmuz'da bu hafıza çok iyi çalıştı. Ben bu yüce Türk milletine gerçekten buradan müteşekkiriz. Böyle bir milletin ferdi olmaktan da çok bahtiyarız. 15 Temmuz gecesi tüm arkadaşlarımızla, tüm milletimizle biz meydanlardaydık ve bu hain darbe girişinin karşısında durduk. Özellikle İstanbul'da ve Ankara'da çok çetin çarpışmalar oldu. Birçok insan, özellikle baba, oğul, iki kardeş orada şehit düştü. Bazısı gazi kaldı. Onlar gerçekten bu milletin bekası, bu ülkenin, bu devletin bekası için, geleceği için canlarını seve seve ortaya koydular. Ve bundan sonra da eğer böyle bir hain kalkışma olursa yine bu millet aynı feraseti, aynı basireti göstererek karşılık bulacaktır. Ben umarım ki bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Tabii ki hain FETÖ terör örgütü ve onun uzantıları 40 yıldır bu devletin birçok organına sızmış durumdaydı. Devletin kurumlarında, siyasi partilerin içerisinde her yere sızmış durumdaydı. Evet. Ama bizler, herkes, yani bütün toplum ortak bir refleks göstererek bu hain örgüte karşı, ki bunun uzantıları dışarıda biliyorsunuz, öyle bir cevap verdi ki bir daha ben umarım böyle bir şeye kimse cesaret edemez. Edemeyecekler gibi görünüyor. Evet. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin günümüzde geldiği noktada artık kendi kendine karar alabilen, hiçbir kimseye sormadan rahatlıkla savunma politikalarını belirleyebilen, sağlık politikalarını belirleyebilen, eğitim politikalarını belirleyebilen bir Türkiye Cumhuriyeti. Gerçek bağımsızlık budur. Ve bunu biz son yıllarda yaşıyoruz. İşte Libya meselesinde, işte Ayasofya meselesinde, işte Suriye meselesinde, Irak meselesinde, Doğu ile olan ilişkilerimizde, Batı ile olan, Avrupa ile olan ilişkilerimizde bunu gayet iyi görebiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılına emin adımlarla gidiyor. Gerçekten bu cumhuriyet kolay elde edilmedi. Bir imparatorluğun küllerinden tekrardan ayağa kalkan ve daha sonra çeşitli sendemelerle ve engellemelerle karşı karşıya kalan genç Türkiye Cumhuriyeti birçok darbe girişimini başından savmış ve tekrardan demokrasiye olan inancını tazelemiş, sandığa gitmiş ve milletin iradesi sandığa yansımıştır. Bundan sonra da bu böyle olacaktır. Gerçekten dünyada başka bir örneği de yoktur bunun. Yani açıp bakın son 100 yılda yapılan darbelere birçok Avrupa devletleri de dahil olmak üzere darbeler gerçekleştirilmiştir. Çeşitli odaklar, o ülkede iktidar hevesi içerisinde olanlar gayrimeşru yollara başvurarak millet iradesini hiçe saymışlardır ama Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki 15 Temmuz'da özellikle sergilenen tavır çok örnek bir tavırdır. Dünyaca da alkışlanan bir tavırdır. Belki de dünya tarihinde yoktur. Sadece 100 yıl değil, değil mi? Evet. Yani, yani bildiğim kadarıyla yok. Tankların karşısına korkusuzca halkın engellediği, değil mi? Halkın engellediği başka bir örnek yok. Dünya tarihinde yok. Yani olmasa bu gerek. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilktir. Dünya tarihinde dünyada bu şekilde değil. Geçmiştir. Ve tüm dünyaya da örneklik sergilemiştir. Bizim milletimiz özgürlüğüne, egemenliğine düşkün bir millettir. O yüzden kimsenin buna şerh koymasına, ipotek koymasına müsaade etmez ve bundan sonra da etmeyecektir. Ve her zaman çözümü sandıkta arayacaktır. Evet, 15 Temmuz konusundaki hissiyat böyle. Sosyal paylaşım sitesinde 2-3 satırlık bir yazı gördüm. Onu da paylaşmadan edemeyeceğim. O da çok hoş, dilerseniz onu da okuyalım, ondan sonra geçelim. Diyor ki, tankın egzozuna tişört tıkayan abiye, kamyonuyla adam taşıyan ablaya, mahsulünü yakıp uçaklara engel olan amcaya, oyuncak kamyona bayrak takan kardeşime, tankı motosikletle kovalayan arkadaşıma, terlikle tanka vuran teyzeye,
Çatıdan jete atlamaya çalışan gençlere, jete ıslık çalıp gel lan buraya diyen yiğite, tank kapağını taş motoruyla kesen ustaya, tanktan çıkardığı askere sarılan polise, jetlerin kalkmaması için depoları boşaltan pilota, kamyonları, tırları kışla kapısına çeken şoföre, meydanlarda dua eden hacıya, evinde gözyaşı döken bacıya, vurulan bacağını kemerle boğan dayıya, vatanı için canını veren şehidime, velhasıl yüreğinde zerre vatan sevgisi olan herkese selam olsun demiş. Son derece Allah razı olsun. Güzel, şey, hem kafiyeli hem de çok güzel bir gönderme, güzel bir gönderme yapmış dediğiniz gibi. Evet. Gelelim Bergama'ya, projelere, Bergama'nın güncel sorunlarına. Geçtiğimiz günlerde yine bir Ankara ziyaretiniz oldu. Başkan da hiç yerinde durmuyor. Hep Ankara'da, hep Ankara'ya gidiyor diyenler için aslında neler söylemek lazım? Evet. Onunla başlamak lazım ama Ankara'da takip ettiğimiz kadarıyla, bize ulaşan bültenler ve sosyal medyadan da takip ettiğimiz kadarıyla Ankara'ya boşuna gidilmiyor tabii. Bir günde 4 bakan ziyareti ni biz burada stüdyoda muhalefete mensup konuklarla da konuşurken iyi bir şey değil mi bu? Bir günde 4 bakanla Bergama'nın sorunlarının görüşülmesi diye sorduğumuz da oldu açıkçası. Kimse bu şeyi yatsımıyor gerçekten. Bunu konuşacağız. Bu ziyaretlerde Bergama ile ilgili efendim ne gibi gelişmeler oldu? Geçtiğimiz günlerde İzmir'e yeni atanan Sayın Vali işe Bergama'dan başladı. İlk ziyareti Bergama oldu yanılmıyorsam. Bunlar ilçe için önemli sinyaller, önemli olumlu gelişmeler değil mi? Kesinlikle Murat Bey. En son ziyaretimiz tabii Ankara ziyareti. Biz her Ankara ziyaretinden bir kere şunu söyleyeyim. Bergama'ya heybemiz dolu dönüyoruz. Evet. Hiç boş bir ziyaretimiz olmadı. Biz projelerle gidiyoruz ve karşılığını alıp dönüyoruz. En son ziyaretimizde yine Ulaştırma Bakanımızı ziyaret ettik. Sayın Kültür Turizm Bakanımızı ziyaret ettik. Gençlik ve Spor Bakanımızı ziyaret ettik. İçişleri Bakanımızı ziyaret ettik. Ve her ziyaretimiz olumlu olarak bize dönüş sağladı. Ve tabii ki benim konu çok, takip ettiğim birçok konu var Bergama ile ilgili. Biz ne demiştik ilk göreve gelirken, göreve gelmeden hatta? Biz göreve geldikten sonra, 5 yıl sonra Bergama'nın çehresi değişecek. Biz göreve geldiğimiz 31 Mart 2019'dan sonra ve Allah ömür verirse 2024'e kadar verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getireceğiz. Ve Bergama'nın artık o mahkus tarihini değiştirip bir kırılma noktası oluşturup tarihte bir farklı bir es çizip yeni bir dönemin başlangıcını başlatacağız. Ve 5 yıl sonra gelen de Bergama'yı tanıyamayacak dedik. Güzel anlamda tanıyamayacak tabii ki. Yapılan güzelliklerle, yapılan hizmetlerle tanıyamayacak. Evet. Çünkü Bergama'nın merkezi, köyleri gerçekten büyük bir ilçeyiz biz. Yani hem tarihte büyüyüz, hali hazırda da İzmir'in coğrafi olarak en büyük ilçesiyiz. 1544 kilometrekare bir ilçede yaşıyoruz. En çok mahallesi, eski adıyla köy olan şu anda herhalde toplamda, ikinci ilçe miyiz, birinci miyiz? Öyle bir şey olsaydı. 137 Türkiye'de mahallemiz var şu anda. Ve burada hizmet yapmak elbette kolay değil. Ama imkansız değil. Her yere hizmet götürmek durumundayız. Bu büyüklük, bu genişlik bize daha çok güç veriyor, daha çok azim veriyor, çalışma azmi veriyor. Tarım alanlarıyla, orman alanlarıyla ve yeni oluşan inşallah organize sanayi bölgesi ve oradaki yeni açılacak fabrikalarla, serbest bölge planlamalarıyla, ki onlarda da güzel gelişmeler var Bergama adına. Onları da takip ediyoruz. En son az önce bahsettiğimiz Vali Bey de gelir gelmez beraber o alanda incelemelerde bulunduk. Bunlar... Bergama verdiği önemi göstermiyor mu Sayın Vali'nin Bergama'dan başlaması? Tabii. Bir tesadüf olarak mı görmeliyiz? Murat Bey, ben bunu her ben zaman bundan söylüyorum. Bundan bir anlam çıkarmak istiyorum. Bergama önemli bir şehir. Evet. Ankara Bergama'ya her dönemde önem verdi. Yani bu dönemde de sadece şimdi değil, daha önceki dönemde de. Ben ilçe başkanı iken de burada defalarca program yaptık. Evet. Birçok projenin daha başlıklarını o zaman atmıştık biz. O zaman daha konuşuyorduk. Yani TOKİ'si, serbest doğal bölgesi, gazı da o zaman çevre yolu, yani doğal gazı. Biz o zaman konuşuyorduk. Daha bunlar olacak diyorduk. Başlayacak. Kimileri o dönemde planlama aşamasındaydı. Ve biz bunların artık daha hızlı şekilde hayata geçmesini sağlıyoruz. O yüzden Bergama şu anda jeopolitik anlamda da, ulaşım anlamında da çok önemli bir noktada. İşte Kuzey Ege yolunun, otoyolunun açılmış olması Bergama'nın metropolle olan bağlantısını ve ulaşım süresini çok kısalttı. Evet.
Bu bizim için çok önemli bir avantaj. İstanbul-İzmir otoyolu hep konuşuyorduk. Bu bizim buraya ulaşabilmesi anlamında sanayi bölgelerine, işte Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul'a ulaşması anlamında çok büyük bir avantaj. Yavaş yavaş işte Çandarlı Limanı, ki bunlarla entegre projeler, hepsi birbirine bağlantılı projeler. Onun da hayata geçeceğini hep beraber göreceğiz. Geçtiğimiz hafta yine ben iki hafta önce de bölge müdürümüzün yanındaydım. Yine Sayın Bakan'la da bu konuları konuştuk. İzban meselesini, işte Çandarlı Limanı projesini. Çandarlı Limanı yapılmayacak olsa bu otoyol yapılmazdı. Elbette yani, ki bu otoyolların buraya bağlanmasının en büyük sebebi bu limandır. Bu liman eninde sonunda yapılacak Murat Bey. Bu 44 yıl önce planlanmış, düşünülmüş ama bugüne kadar bazı lobilerin, bazı grupların engellemesiyle bugüne kadar gelmiş bir liman projesi. Biz ona rağmen bunun altyapısını yaptık ve üst yapısını da yapacağız. Onu ısrarla söylüyoruz. Yani bu projede ısrarlıyız. Hükümetimiz ısrarlı ve bu bölgenin kalkınmasında çok büyük fayda sağlayacak. Evet. Biz Bergama'nın dedik ya, bu makus tarihini değiştirip kaderini inşallah etkileyecek önemli projelere imza atıyoruz. Ve yaptığımız çalışmalar belki birkaç yıl içerisinde meyvesini toplayamayacağımız ama 5-10 yıl sonra bu projelerin temeli iyi ki atılmış, bu projeler iyi ki başlamış denilecek projeler. Yani orta vadeli, uzun vadeli projeler var. Tabii ki biz o kadar uzun görev süremiz yok. Belediye başkanı olarak bize halk görev verdi. 2024'e kadar, Mart 2024'e kadar. Bu süre içerisinde projelerinizi gerçekleştirin. Yoksa size bir daha oy vermeyizler vatandaş. Bu açıkça söyler. Ama bazı projeler birinci dönem bitmeyebilir. Belki bir ikinci dönem için vize isteyebilirsiniz. Siyasette her şey mümkün. Söz verdiğimiz, seçim beyannamemizde olan, kitapçığımızda olan, burada da sizlerle paylaştığımız, dışarıda vatandaşlarımızla paylaştığımız sözlerin çoğu hayata geçecek. Evet. Biz bunlardan kimsenin bir şüphesi olmaz. Bize destek çıkan, bize oy veren, vermeyen Bergamalı hemşehrilerimizin kimseyi biz utandırmayacağız. Kimsenin başına öne eğmeyeceğiz ve projelerin hepsini hayata geçirip hizmete sunacağız. Bergamalı hemşehrilerimiz bu hizmete kavuşacak. Ve bunlar da yavaş yavaş hayata geçmeye başladı. Biliyorsunuz biz burada yıllarca Selinos'u konuştuk. Antik Selinos kanalı. Bizden önce de konuşuldu. Ben 20 yıldır dinliyorum. Evet. Her programda söylüyorum size. Yani 20 yıldır bu işi yapıyorum. Evet. Birçok belediye başkanıyla o günden bugüne kim var? Sayın Taşkın'dan bugüne. Geçen günde konuğumuzdu, size birçok konuda evet takdir ediyoruz, iyi projeler de dedi. Evet. CHP'nin bir üyesi olmasına rağmen doğruya doğru diyor. Hı-hı. Yani ben onu birçok belediye başkanından Selinos'u çok dinledim açık oturum programlarında. Çok sorduk ama bugün farklı bir boyuta ulaştı tabii. İşin artık tabii söz tarafı bitti, icraat tarafına geçtik. Biz 9 Temmuz'da buranın ihalesi yapıldı. Bu konuda en büyük desteği tabii ki Tarım Orman Bakanımız bize Sayın Doktor Bekir Pakdemirli verdi. DSİ vasıtasıyla burada 30 firma katılmış. Evet, 50 milyon bedelle ihaleye çıktı. Yaklaşık 30 kusur firma, tam hatırlamıyorum şimdi, ihaleye girdi. Şu an süreç devam ediyor. 9 Temmuz'da teklifler verildi ve değerlendirme süreci devam ediyor. İnşallah çok yakın bir sürede bu sonuçlandırılacak ve burada değişim başlayacak. İşte işler başlıyor dedik ya. Burası Bergama'nın geleceğinde turizmini, aynı zamanda ekonomisini değiştirecek önemli bir proje. Herkes merakla bana yolda soruyor. 900 günde mi biteceği öngörülüyor? Evet, 900 gün iş günü öngörüldü. Bu tarihi bir bölgede gerçekten çok önemli, yani gerçekten 900 gün kısıtlı bir gün. Ama biz hızlı gece gündüz orada çalışacağız. 2,5 yıl falan diyor galiba. Yaklaşık. Evet. Yaklaşık 3 yıla yakın bir zaman ama burası öyle 2-3 yılda tamamlanacak bir proje de değil aslında. Proje anlamında hem projelendirilip hem rölevesi yapılıp her aşamasında kuruldan onayı alınıp devam edilecek bir proje. Yani siz somut bir şey çıkmıyorsunuz. Yani orada öngörülerle ortaya çıkan bir proje var. Yani ben bunu yaptım, bitti proje. Bu inşaat, siz bir apartman veya bir belediye binası yapmıyorsunuz veya hükümet konağı yapmıyorsunuz. Burada bir restorasyon projesi aynı zamanda bu. Basit bir kanal değil, bir dere yatağı değil burası. Burası evet, tarihin yattığı yer. Ve buradaki projeler, yani bundan bahsediyorlar ya, işte bu projeler hazırdı, şu değil. Projeler yapılmaya devam edecek. Her aşamasında projelendirme devam eden hazır bir proje. Hazır derken Selinos'un hazır olduğunu. Evet, hazır olduğunu, işte her şeyin bittiğini, böyle bir şey. Bu
Her aşamasında projelendirilip kurulun onayına sunulup bu röleveler yapıldıktan sonra devam ede gelen bir iş. Yani bu çok dinamik bir iş gerçekten. Bergama içinde Türkiye Cumhuriyeti tarihi içinde, insanlık tarihi içinde önemli bir burada iş yapıyoruz şu anda gerçekten. Bu iş ortaya çıktıktan sonra herkes görecek. Şu andaki hali çok kötü. Kimi projeler için Selinos da dahil, onu zaten devlet yatırımı ki bu, devlet yapıyor ki diyenlere ne dersiniz? Evet. Yani o zaman az önce de konuştuk, bugüne kadar neden yapılmadı sorusu gündeme gelir. Bu dönemin bir özelliği olmalı ki bu dönem yapılıyor diye mantıken... Şöyle, hedeflerinizin peşinden koşmanız gerekiyor. Eğer bir hedef koyduysanız, yani, proje koyduysanız o seçim beyannamesinde kalmamalı. Onun arkasından koşmalısınız ve bu sözü ben nasıl yerine getirebilirim demelisiniz. Bunun A parti, B parti, C parti yok. Siz belediye başkanısınız, bir söz verdiyseniz bakanlıkların hepsinin kapısı açık. Milletvekillerinin, her partinin kapısı açık. Ben her yere gitmekten hiç imtina göstermem. Ben bugün hükümetle olan bağlantım veya ilişkim olduğu kadar Büyükşehir Belediye Başkanı'yla da görüşüyorum. Ki onu farklı da partiden. Kesinlikle görüşmemiz de lazım. Hükümet, zaten bu böyle, bu kültürü değiştirmemiz aklıma lazım. Aklıma bir soru geldi siz öyle deyince. Hükümette bugün AK Parti değil de Cumhuriyet Halk Partisi olsaydı farz-ı misal, yine gidip bakanlıkların kapısını aşındırır mıydınız? Kesinlikle gider. Yani bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben şu an nasıl Büyükşehir'e gidiyorsanız, konuşuyorsam, dertlerimi anlatıyorsam, toplantılara katılıyorsam orada da aynı şeyi yaparım. Çünkü şehir bize emanet edilmiş. Bu emaneti omuzlarımızda bu sorumluluk bilinciyle taşımamız gerekiyor. Ve sözlerimizi yeni yere getirmek gerekiyor. Yani bahane istediğiniz kadar uydurabilirsiniz. Bahane çok. İşte borcum var, şuyum var, hizmet yapamıyorum. Yani bunlar hep bahanedir bir belediye başkanı için. Ama biz bunları hiç burada çıkıp konuştuk mu? Biz dedik mi insanlara? Ya bizim işte borçlu belediyeyiz, işte yapamayız, işte büyükşehir yasası, şudur budur. Bahane üretmeye kalkarsanız bir sürü bahane üretirsiniz ve insanları gönderirsiniz bu bahanelerle. Ki 10 yıl bu bahanelerle geçirildi Bergama'da. Ve onun şu anda Bergama'da ezikliği ve maalesef sıkıntısını yaşıyoruz. Ama çok şükür biz göreve geldiğimiz günden bugüne, pandemi süreci de dahil olmak üzere, hiç boş durmadık. Tüm projelerimizin arkasından koştuk. Tüm yapılacak işleri bahane etmedik. Yani pandemi var, işte gelirler düştü, para gelmiyor, şu bu. Yok, böyle bir lüksümüz yok. Pek etkilemedi Bergama değil mi pandemi süreci galiba? Türkiye Cumhuriyeti devleti çok dinamik bir devlet. Yani tüm kurumlarıyla, hükümetimiz bu konuda, başta Cumhurbaşkanımızın aldığı kararlar, bakanlığımızın aldığı kararlar ve yerel yönetimlerdeki gerçekten o bizim de Bergama'da gösterdiğimiz o performansla biz bu dönemi çok hızlı bir şekilde atlatma yolundayız. Tabii ki hala da pandemi riski, sıkıntıları, problemleri dünyada devam ediyor. İşte dünyadaki değişik örneklerini görüyorsunuz ama dediğim gibi Türkiye çok dinamik bir ülke, genç bir nüfusa sahip. Bizler de vizyon projelerle hem hükümetimiz olsun, işte görüyorsunuz her hafta bir barajın, bir büyük projenin açılışı, temel atması veya bitirişi söz konusu oluyor. Bergama'da da bunları izliyoruz şu anda. Biz yerel yönetimden, Bergama'dan sorumluyuz. İlk önce tabii ki Bergama'yı imar ve inşa etmekle, ihya etmekle sorumluyuz. Ve projelerimizin hepsini hayata geçtiğini işte haberlerden görüyorsunuz. Bugün Selinos, az önce dediğim gibi projesi, ihalesi yapıldı. Çok yakında netleşecek ve iş başlayacak. Kazma ne zaman vurulur tahminen? Yani ihale şartlarını tabii bilmek lazım. Yani onun itiraz süreleri var, şeyler var. O süreci takip etmek lazım. Onun kuralları var. İnşallah herhangi bir sıkıntı yaşamadan en kısa sürede iş sahibi işini teslim alır ve iş başlar. Bizim burada amacımız işin hemen başlatılmasıydı ki bu konuda hem Kültür Turizm Bakanımıza hem Tarım Orman Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimize, giden Valimize, milletvekillerimize, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ'a hepsinin çok büyük emekleri geçti. Bu tabii şimdi hemen basit bir ihale ilanı gibi gözükebilir. Basit bir böyle proje gibi gözükebilir. Büyük. Bunun arka planda ihale, çok büyük bir çalışma söz konusuydu. Bakanlık bürokratları, iki bakanlık arasındaki yazışmalar, işte valilikte olan yazışmalar, kurulun işin içerisinde olması, müze müdürlüğümüz, Bergama Belediyesi, oradaki hala hazırda devam eden şu anda bir çalışma var. Kamulaştırmayla ilgili çalışmalar. Çok yani bir başlık, Antik Selinos kanalı
diye gözükebilir. Ama arka planda çok büyük bir çalışma var. Ve biz bu çalışmayı tamamladık, ihale aşamasına getirdik. Cumhurbaşkanının talimatı olunca bir yerde bir sorun çıkmıyor değil mi? Yani bir yere takılınmıyor. Bir günde 4 bakanla 11 milletvekiliyle görüşünce, toplantı yapılınca yani bütün kapılar açılıyor adeta. Bir adeta bakanlar kurulu toplantısı gibi fotoğraflardan da baktığımız kadarıyla. Çok şükür. Yani Cumhurbaşkanımız bize güveniyor. Biz ona güveniyoruz. Hükümetimize güveniyoruz. O gün burada verdiği sözler doğrultusunda her şey yolunda ilerliyor. Elbette. Yani bu gerçekten bir Cumhurbaşkanı'nın ki 22 Şubat'ta pandemiden önce Bergama'yı gerçekten tarihi bir günde, o kadar soğuk günde binlerce insanın karşılamasıyla çok önemli bir gündü. O gün bizim burada sizlerle konuştuğumuz ne projemiz varsa Cumhurbaşkanı söyledi. Bir Cumhurbaşkanı'nın ağzından bir ilçe projelerini dinlemek herkese nasip olmaz. Bu Bergama'ya nasip oldu. O bu desteği verdi. Biz de tabii ki sorumluluğumuz var. Yani bizim projeleri takiple ilgili sorumluluğumuz var. Çünkü işin arkasında dedim ya çok büyük bir çalışma var mutfakta. O çalışmayı bitirmemiz gerekiyor. Burada biz Bergama Belediyesi olarak işte yerel yönetimin önemi burada çok önemli. Organizasyonun başında olmanız gerekiyor. Belediye başkanı bu benim işim değil, bu benim sorumluluğum değil deyip kenara çekilemez. O zaman herkes yapar belediye başkanları. Gelsin çöpü toplasın, işte kaldırım yapsın, yol yapsın, basit işte park bahçe 3-5 onları toparlasın. Tamam bunlar zaten yapılacak. Bunlar bizim asli görevimiz. Belediyenin görevleri içerisinde yer alıyor ki bunlar yapılmamış Bergama'da. Biz şu anda yollardan bahsedeceğiz birazdan belki, parklardan bahsedeceğiz. Şu an onlar harap durumda. Yol konusu da hep konuşa geldiğimiz konulardan bir tanesi oldu bugüne kadar. Yollar. Hep konuştuk. Yolların bozukluğu. Daha önce de sizden önce de muhalefet de öyle. Evet. İşte, belediye başkanı da öyle. Yani hep yolları sizinle de defalarca. Ama bunu çözeceğiz biz. Muhalefetteyken yani, ilçe başkanıyken de hep yolları konuştuk. Ama şeye geçeceğiz şimdi, gerçi doğalgaz çalışmalarının hızlanışına ben konuyu geçirmek istiyordum. Doğalgaz çalışmaları biter bitmez herhalde yollarda bundan sonra. Yani bugün yolları mı konuşmalıydı Bergama diye ben aslında soruyu bu şekilde soracaktım. Tabii 2023'e giderken aslında konu bu olmamalıydı. Başka konular görüşmemiz lazım. Şu an doğalgaz çalışmaları için bozuluyor olmalıydı o güzel yollar. Yani tekrardan yeniden imariyle ilgili görüşü olabilirdi ama biz artık bunu kökten bu sorunu çözmek istiyoruz. Madem ki benim buradan çok açık net bir isteğim var hemşehrilerimizden, Bergamalı hemşehrilerimizden. Gerçekten çok büyük bir sabırla beklediler. Yani özellikle 10 yıldan sonra biz de işte bir yıl aşkın zamandır 14-15 aydır burada görevdeyiz. Başkanım mesaj atıyorlar. Bizim yolumuz, bizim sokağımız, bizim caddemiz. Haklılar. Yerden göğe kadar haklılar. Çünkü belediyenin en asli görevi bu. Bu yapılmazsa da belediyenin bu başarısızlığı demektir. Bu asli görevi. Evet. Biz diğer hizmetlerden bahsedeceğiz. Yine hani belediye başkanının olarak görevi olmayan veya devletin işi olarak gördükleri görevlerden de bahsedeceğiz. Ama bu yollar gerçekten Bergama'nın kahır yolları oldu. Ben buradan sadece vatandaşlarımızdan, hemşerilerimizden tek istirhamım var, tek dileğim var. Biraz daha sabır. Bu kadar sabrettiniz. Bu altyapıyı biz eğer doğalgazdan bahsediyorum, telekomdan bahsediyorum, işte elektrik işlerinden bahsediyorum, İSU'dan bahsediyorum. Biz benim seçim öncesi programlarıma da bakın. Ben bu yolları yaparken altyapıyla koordineli götüreceğim dedim. Ve şu anda öyle götürüyoruz. Yine nitekim geçtiğimiz hafta AYKOME'den, Altyapı Koordinasyon Merkezi'nden, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 35 kilometrelik daha izin aldık. Peyderpey doğalgazla izinler çıkıyor ve şu an bozuk olan yollarımız daha da bozuluyor. Yani doğalgaz sebebiyle. Ama hemşehrilerimiz rahat olsunlar. Biz sözümüzü verdik ve doğalgaz işimiz biter bitmez bu yolları izinlerini de alıp diğer kurumlardan, diğer altyapı firmalarından bu yolları inşallah güzel bir şekilde kullanabilecekleri, kaldırımıyla, peyzajıyla, ışıklandırmasıyla gerçekten tarihi bir şehre yakışır. Medeniyetteki yerine yakışır bir şekilde bu yollara hizmeti açacağız. 2021'in sonlarına doğru doğalgaz konusu %80 bütün Bergama'ya yayılacak bildiğim kadarıyla, herhalde aynı paralel olarak yollarda o şekilde elbette ki. Yani buradan olacak, o müjdesini verebiliriz. Yani 2021'in sonuna kadar biz %80 oranında doğalgaza
hedefliyoruz. Bir yıldan onları. Biraz fazla süre kalmış yani yolların biraz evet, çok değil. Yani bu süre makul bir süre. Tabii bu arada altyapısıyla ilgili sorunlarını halletmiş olan yolların da bir yandan takibini yapıyoruz, projelendirmesini yapıyoruz. Onları da ihale edip ihalelerine çıkacağız. O kadar bekleriz. O kadar zaman geçti ve bu yolun artık sağlıklı, selametli olabilmesi için bu süre bizim için çok önemli. Buradan tabii ki bizi dinleyenler şunu da merak edebilir. Doğalgaz nereye geliyor? Devamlı sorular geliyor da. Bu geçtiğimiz günlerde Zafer Mahallesi, Bahçeliler Mahallesi, Fatih Mahallesi'nde yeni izinler açıldı. Onlar Fatih'te devam yapılıyor. Ediyor. Ben orada oturduğum için evet. Görüyorum. Toz toprak bölüm içinde ama olsun evet. Katlanacağız. Yapacak evet. Bir şey yok. Bölüm bölüm devam bazen ediyor. Bazen su borularını da patlatsalar artık ona yapacak Murat bir şey Bey, yok. Murat Bey, doğalgaz bizim için çok önemli. Çok bunu önemli, gerçekten evet. Hem ekonomi anlamında vatandaşın cebine ekstra buradan gerçekten aylık harcama bütçesinden önemli bir katkı sağlayacak. Hem mutfağında kullandığı ocağından, hem ısınmasından, her türlü temizliği ayrı bir konu. Biz Bergama'da temiz bir çevre diyoruz. Çevre yılı dedik 2020 yılı. Neden? Biz artık o kışın kömür, isinik pusunu çekmek istemiyoruz. O puslu günlerden Bergama kurtulacak. Sadece doğada başlarken böyle. Biraz maliyeti var. Ondan sonra dediğiniz gibi maliyet çok şey düşüyor, çok gider evet, çok yani düşüyor. Yani altyapısı olmayan evlerde doğalgaz sobası da kullanılabiliyor. Evet yani ben de onu diyecektim. Bergama'da aynı kömür sobası nasıl koyuyorsunuz? Yok ama talep olursa Bergama'ya da gelir satılır. O 1000-2000 liraya falan mal olabilecek bir şey. Uygun fiyatlarla evet. İnsanlar ille yani bütün peteklerini döşetmek istemeyebilir veya geçici olarak ben bu evi şimdilik bu şekilde kullanıyorum. Daha sonra durumum olursa evi inşaat olarak değiştirebilirim diyebilir. Ama ne olur odasına kömür sobasına koyduğu gibi kömür aynı doğalgaz sobasında koyup ısınabilir. Bunu değerlendirebilir aslında hemşehrilerimiz. Doğalgaz sobası belki duymayanlar vardır şu ana kadar. Varlığından evet. Haberi olmayanlar mutfak vardır. Mutfak tüpünden dahi çok büyük istifade edecekler. Evet. Yine sıcak su da çok büyük etkisi olacak. Yani yine kullanımında. Böyle bir ekonomiye aynı zamanda katkı hem de çevreye çok büyük bir katkı olacak. O yüzden doğalgazla yollar birbirinin ayrılmaz. İkili bitmeden şeyi. Yollar bitmez zaten. Elbette. Evet. Biz şu anda onlarla beraber planlıyoruz. Hatta biz karayollarını da içine kattık. İşte biliyorsunuz şu anda çevre yolu yapılıyor Bergama'nın. Bu Bergama için gerçekten olmazsa olmazdı. Ama takipsizlik veya işlerin geriye bırakılması ne diyelim artık bilmiyorum ama biz bu işin geldiğimizden beri takibindeydik. İşte Aralık ayında ihalesi yapıldı. Şu anda yol firması harıl harıl çalışıyor. 2020 sonuna doğru bu yolu umarım bitirip hizmete alacak ve ondan sonra da Adnan Menderes bu yılın sonuna tabii yani mi? Çok hızlı bir şekilde bitirip ondan sonra Adnan Menderes bulvarının inşaatına geçecekler. O yolu da inşallah Bergama'ya yakışır bir bulvar olarak her yönüyle yani bisiklet yoluyla, ışıklandırmasıyla, peyzajıyla şıkır şıkır bir bulvarı hizmete alacağız. Bunu zaten daha önce söylemiştik. Sözümüz evet, vardı. Bu sözler yerine geliyor. Doğalgaz konusunda dediğimiz gibi Ağustos ayında Bahçelievler ve Zafer Mahallesi'ne başlanacak. Evet. Başlıyor. Evet. Orada izinler alındı. İzinler alındıkça hızlı hızlı devam ediyor firma. Dediğimiz gibi 2021'de doğalgazla ilgili çalışmalarımızın %80'i tamamlanmış olacak. Evet. Bir de Bergama'nın gündeminde olmaya devam eden Millet Bahçesi projesi hepimizin bildiği gibi. Evet. Bu konu çok gündeme geldi. Sizinle de defalarca konuştuk. Başka konuklarımızla da konuştuk. Millet Bahçesi'nde siz defalarca dediniz. Esnaf kesinlikle mağdur olmayacak diye. Zaten ortada hali hazırda hazırlanıp biten bir proje yok. Yani onun için mağdur olacakmış gibi de konuşmanın şu anda çok bir şey yok. Belediye başkanı mağdur olmayacak dediğine göre Bergama Belediye Başkanı'na tabii bu konuda insanlar inanıp güvenmeli. İlk kazma ne zaman vurulacak? Nasıl öngörüyorsunuz Millet Bahçesi'nde? 2021'de. 2021'de mi? 2020'de. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim buradan. Herhangi bir aksilik olmazsa. Projenin hazırlanışı konusunda kulağınıza gelen İşte şöyle oldu böyle o taslağını görmüşlüğünüz veya size intikal eden bilgi var mı proje konusunda? Az önce görüştük. Öyle mi? Buraya gelmeden önce görüştük. Şu an firma çalışıyor. Bütün hali hazır durumu aldılar. Bergama'nın caddeleri, sokakları ile ilgili hali hazır durumları aldılar. Hava çekimlerini yaptılar. Bergama'nın tabii kimliğini de proje yapan firma da bir görmek istiyor. Bir tanımak istiyor. Sonuçta yapılan hizmet Bergama'nın dokusuna, kimliğine uygun bir meydan, bir bahçe olması gerekiyor.
Şu anda tasarım aşamasındalar ama bana henüz getirmediler. Biz tabii bu taslakta bazı millet bahçelerinde olmayan otopark, yani yeraltı otoparkını istedik işin açısı. Onun üzerinde çalışıyorlar. Burada bizim taleplerimiz vardı. Başından beri esnafımızla ilgili özellikle taleplerimiz vardı. Burada satış birimlerinin, özellikle yöresel ürünlerimizin, burada çıkan bizim Bergama'da değer taşıyan, yöreye özgün ürünlerin satılabileceği, satış birimlerinin oluşturulabilmesi ve oradaki esnafımızdaki şu anda bir bölümü bu işi yapıyor. Bunun planlamasını da yapıyorlar. Onun haricinde yaptığımız planlamalar da var tabii ki. Tabii ki projeler, planlamalar hepsi gelmeden net bir şekilde burada bir şey konuşamıyoruz. Açıp evet. gösteremiyoruz. İşte şurası şöyle olacak, burası böyle olacak. O gün de gelecek. O gün de program yaparız burada. İrtibat halinde olduğunuza göre evet. belediye ilgilendirmez. Biz almışız ihaleyi, istediğimiz gibi çizeriz de demiyorlar. Diyemezler. Çünkü sizinle az önce görüşmüşler. Yok. Buradan bu sonucu evet, çıkarmamız mümkün. Evet. Onlar geldiler buraya. Bir kere şehri tanımak istiyorlar. Yani şehri evet. görmek istiyorlar. Her sizinle koordineli çiziyorlar projeyi. Kesinlikle. Anlaşılan. Biz İsteklerimizi, taleplerimizi söyledik. Tabii ki Millet Bahçesi'nin bir müktesebatı ve şeyi var. Oraya siz işte 5 katlı AVM yapayım derseniz olmaz. Durun bakalım derler. Öyle bir şey söz konusu değil. Yani orada öyle bir şey yapmanıza da izin vermezler. Dikili'deki kaçak tuvalet gibi. Denize sıfır kaçak tuvalet gibi. Yani biz evet. burada tabii ki bu Millet Bahçesi'nin yapılabilecek içinde neler varsa onlarla birlikte %90'ı, %95'i yeşil alan olarak planladığımız bir alan. Bu gerçekten Bergama'nın geleceğinde turizmine de katkıda bulunacak. Bergamalıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. Hem park anlamında, hem gezme anlamında, hem spor anlamında, otopark anlamında ve trafik anlamında. Birçok soruna çözüm getirecek önemli bir proje. Bunu başından beri söylüyoruz. Yani bazı projeler vardır. Hani o şehrin böğrüne saplanmış bıçak gibidir. Bunun örneklerini geçmiş dönemde yaşadık. Evet. İki dönemde zor bitirilen ve gerçekten hiçbir Bergamalı'nın tasvip etmediği projeler var Bergama'da. Ve bunlarla övünenler var. Biz öyle olmayacak. Biz hatta o projeleri de kurtaracağız. Hayat vereceğiz. Burada yeşil alanlarla, gerçekten spor alanlarıyla, oradaki gezi alanlarıyla Bergamalılara nefes aldıracağız. İşte Çamlı Park projesi biliyorsunuz Çamlı Park'ta Bergama'nın önemli bir değeri ve biz Çamlı Park'ı da bu proje içerisinde değerlendiriyoruz şu anda. Millet Bahçesi projesi içerisinde. İçinde bazı idari binalar vardı. Biz onları geldiğimizde %15 seviyesindeydi. Aldık bitirdik ama tabii ki geri kalan kısmıyla ilgili de hemen harekete geçmemiz gerekiyordu. Tabii Bergama Belediyesi'nin de borçlandırmadan bunun ikinci etabını nasıl tamamlayabiliriz? İlk etabın çünkü ciddi bir maliyeti vardı. Yaklaşık 5,5 milyon gibi. Biz bunu yaptık, bitirdik. Restoran, kafe ve içerisinde. İkinci etabında 6-7-8 neyse milyon bir ihtiyacı var. Ciddi bir varmış, maliyet. 10 milyona dayanan bir maliyeti var. Yaklaşık olarak bir harcama söz bunu konusu. Bunu kim karşılayacak? Bergama Belediyesi? Bunu tabii İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştük toplantılarda, stratejik plan toplantılarımızda. Yani projenin ikinci etabının Büyükşehir tarafından yapılmasını talep ettik ama pandemi gelişi oldu. Tabii bizim vakit kaybedecek, yani dediğim gibi zaman kaybedecek soğuk zamanımız yoktu. Soğuk mu bakıyor İzmir yoksa? Cevap gelmedi bugüne kadar evet. Murat Bey. Bununla ilgili cevap gelmedi. Yine görüşeceğiz tabii Büyükşehir'de ama biz bu süreç içerisinde hani gidip geliyoruz ya, ben en son gittiğimizde Çevre Şehircilik Bakanımızla görüştüm. Bu parkın da Millet Bahçesi'yle beraber bir bütünleşik, yani yeşil bir koridor olarak düşünülerek projelendirme içerisine alınmasını sağladım. Ve şu anda proje birlikte gelişiyor. Evet. Stadyumun olduğu alanla Çamlı Park'ın olduğu 14 bin metrekare Çamlı Park'ın olduğu alan, yaklaşık 40 bin metrekareye yakın bir stadyumun olduğu alan birlikte değerlendirilerek entegre bir proje geliştiriliyor. Şu anda ikisi beraber değerlendirilip ihale edilecek. Tüm çalışmalar bu şekilde gidiyor. Sadece buraları değil. Murat Bey, Millet Bahçesi ile ilgili tabii çok merak edilen sorular var ama detayları proje taslak geldikten sonra üzerinde konuşabiliriz. Bir de bizim Zeytin Park sözümüz var biliyorsunuz. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Kantar Kavşağı dediğimiz noktada 36 bin metrekarelik Zeytin Park projesi vakıf var. Vakıf yeri olan yer değil mi? Vakıflara ait bir yer. Orada da bir proje geliştiriyoruz. Vakıflarla da. Vakıflar engel değil mi? Vakıflarla konuşacağız. Oturup evet. konuşacağız. Yani engel olabilir. Yani engelsiz hiçbir şey yok. Ben engelsiz bir işle karşılaşmadım bugüne kadar. Yani işin içerisine girdiğinizde hep size engel çünkü gösterirler. Vakıflar devlet içinde devlet diye bir laf vardır hep. Söylene gelen yıllardır. Elbette. Biz oranın tabii ki doğal yapısını, o zeytinleri koruyarak,
O ki bize onlar mirastır. Atadan, dededen mirastır o ağaçlar. Orada 100 yıllık, 150 yıllık, belki 200 yıllık zeytin ağaçları var. Bunları koruyarak o bizim ihtiyacımız zaten yeşil alan. Yani o ağaçları güzelleştirerek, içerisinde planlayarak yeni bir parkı da inşallah orada inşa edeceğiz. Onu da projelendirme çalışmasına başladık şu anda. En kısa zamanda tamamlayıp inşallah onu da Bergamalıların hizmetine alacağız. Evet. Bir ara verelim dilerseniz birkaç dakika, hatta fazla da değil, 2,5-3 dakika. Ne dinleyeceğiz? Bugün madem 15 Temmuz, çok özel bir gün. O zaman madem ara verdik, 15 Temmuz marşını dinleyelim dilerseniz. Bir aradan sonra tekrar buradayız. Yeniden birlikteyiz değerli izleyiciler. 15 Temmuz marşını izledik az önce hep birlikte. Bugün 15 Temmuz, çok özel bir gün. Hain FETÖ darbe girişimine karşı milletimizin ulusça karşı koyduğu, direndiği çok önemli bir zafer aslında darbecilere karşı. Bir kez daha şehitlerimizin ruhu şad olsun. Gazilerimize acil şifalar, değil mi Sayın Başkan? Rahmetle anıyoruz, saygıyla anıyoruz. Sayın Başkan, şeyle devam edelim dilerseniz. Bu son günlerde de, son belediye meclis toplantısında da fabrika konusu gündeme geldi ya, hepimizin malumu. Hı hı. Bu fabrikada ne olacak? Bir ifraz çalışması yapılıyor ya hali hazırda. İfraz demek bir kısmının belediye borçlarına karşılık devlete devredileceği anlamına mı geliyor? Siz bu konuda ne yanıt vereceksiniz? Bu konuda endişesi olanlar için fabrikada neler olacak? İfrazı yapılan yer 89 dönüm araziye tekabül ediliyor, evet, bildiğim kadarıyla. Orada okul da var. Var olmaya devam edecek mi? Bir fikirde o bölgenin imar değişikliği yapılarak eğitim alanı olarak ilan edilebilmesi mümkün mü? Ben az önce
Birkaç saat önce geldi Bakırçay gazetesi elime. Sizinle Rıdvan abinin, Rıdvan Karapehlivan'la bir röportaj yapmışsınız. Biz sık sık program da yaparız burada kendisiyle. Okudum. Siz diyorsunuz ki, gerçi şimdi sizden dinleyeceğiz ama satış değil, devir. Zaten manşette de o var. Fabrikada neler olacak Sayın Başkan? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani 10 yıldır bir şey olmamış. Bir şey yapılamamış. Evet. Üniversite gelmiş. 9 Eylül Üniversitesi gelişememiş. Yeterince önem verilememiş. Mevcut binalar harabeye dönmüş. İçinden otlar bitmiş. Çatılarında problemler var. Yani herhangi bir gelişme olamamış. Biliyorsunuz bu yanlış hatırlamıyorsam 2005 yılında Bergama Belediyesi'ne kazandırılan, devrolmuş önemli bir burada alan. Sayın Raşit Ürper'i de unutmamak, ona da kesinlikle teşekkür etmek lazım yani, aslında. Bergamalılar olarak gerçekten müteşekkiriz. Çok büyük bir araziyi, çok büyük bir imkanı Bergama Belediyesi mülkü yapmıştır. Yani buna para ödemeden direkt Bergama Belediyesi'nin mülkü olmuştur. Evet. Ve bizim için gerçekten bir değerdir orası. Sümerbank Tekstil Fabrikası bizim büyüklerimizin, işte her sabah işe çıkan, işte vardiyede gece giden gelen birçok ablamızın, annemizin, babamızın orada ekmek yediği çok önemli bir alan. Rahmetli Menderes'in Türkiye'ye tabii ki en büyük hediyelerinden biri. Dedem de orada çalışmış. Evet. Yani herkesin bir akrabası orada çalışmış. Hepsi yani gerçekten yani bizim için çok büyük bir değer. Evet. Ve biz bu değeri bir kere korumaya devam edeceğiz. Bunu buradan açık yüreklilikle ve korumak, açık net korumak anlamında derken, şimdi burayı yani, kafa karıştırmaya başladılar şu anlamda. İşte burası değiştirilecek, yıkılacak, şu alan şöyle yapılacak falan gibi söylemler oldu. Evet. Dışarıda kulağıma gelen. Bir kere bunu bir kere kenara koymak lazım. Biz burayı koruyacağız. Ama nasıl koruyacağız? Bir kere 9 Eylül Üniversitesi'nin burada yüksek okulu var mı? Var. Burada eğitim devam edecek. 9 Eylül Üniversitesi'nin bulunduğu bölümü 89 bin metrekarelik alanı biz ifraz ederek hem de hazineye devrederek, aynı zamanda bunu yine devlete devrederek burada bir eğitim alanının daha büyümesini, daha sağlıklı ilerlemesini sağlayacağız. Bugüne kadar 9 Eylül Üniversitesi'nde orada bir gelişme olmamış. Tabii bunu birazdan konuşacağız. Başka yatırımlar da var şu anda Bergama ile alakalı. Üniversitelerin burada hem Ege Üniversitesi'nin hem 9 Eylül'ün büyüyememesinin sebepleri var. Yani onları da birazdan konuşuruz. Tabii. Ama biz burada 9 Eylül Üniversitesi'nin daha rahat yatırım yapabilmesi, daha rahat burada gelişebilmesi için belki bir kere şunu netleştirmek lazım. Hazine, devlet her şeyin üstündedir. Yani belediyenin de, üniversitenin de her şeyin üzerinde bir kimliğe sahiptir. Ve bu devletin hazinesidir. Türkiye Cumhuriyeti hazinesi diyoruz. Bu milletin hazinesidir. Bu 89 bin metrekarelik alanın biz hazineye devriyle veya işte üst kurumlara devriyle niye amaçlıyoruz, niye evet hedefliyoruz? Şimdi satış, peşkeş bir sürü şeyler konuşulmuş dışarıda. Bir kere bunları kesinlikle reddediyoruz. Ya satışsa başka bir satıştan bahsederiz. Ondan da bahsederiz. Kimlerin ne sattığını da biliyoruz. Ama burada bir satış değil. Bir kere düzenleme yapmamız lazım. Devir değil mi? Bergama, evet, devir. Bir kere bu yaptığımız düzenlemeyle üniversitenin eğitim yapmış olduğu bölümde biz hazine devriyle bir aynı zamanda düzenlemeye de gidiyoruz. Nedir bu düzenleme? Bergama Belediyesi'nin borçları. Şimdi Bergama Belediyesi'nin borçlarını ben burada bahane ettim mi hiç? Veya dışarıda çıkıp herhangi bir serzenişte bulundum mu? Çözüm arıyorum. Geldiğim günden beri çözüm arıyorum. Bu mali durumla sürdürülebilir bir belediyecilik yapmak mümkün değil. Ayda birkaç yüz bin lira faize gidiyor. Birkaç yüz bin keşke olsa. Bir Murat açıklamanızı Bey okudum orada. Keşke tam olarak kaç ayda? Yani şu anda şimdi spekülasyonlar var. İşte belediyenin borçları var, şirketin borçları var. Şöyle söyleyeyim, borç her gün üstüne koyuyor. Yani 84 milyondu en son borç ama şu an faizlerle hesaplayıp gelmedim. Yani ama yaklaşık bunu bir 100 toparlayabilmek lazım. Yani borç durmadan yükseliyor. Hani dediler işte ben geldiğimde 54 milyon. 54 milyon bana verilen bilgi doğru değildi. Ben daha sonra doğru bilgilere ulaştım. Kendim bana daha iyi verilen bilgiler doğru, belediye içerisinde doğru verilmedi. Cumhuriyet Meydanı'nda asılan bilgiler de mi doğru? Tabii ki bunları saklayınca hani yok olmuyor veya bir yere kaybolup gitmiyor. Borçların evet sizin duruyor ve biz kurumlardan açtığımız zaman borçları artıran daha sonra artıran bunun faizi veriyor herhalde değil mi? Tabii ki. Faizi mi artıyor? Faiz üstüne koyuyor ve biz artıyor şu anda faiz belasıyla mücadele eden bir belediyeyiz. Daha önce Türkiye Cumhuriyeti bu belayla mücadele ediyor. Kredibilitesi de düşüyor belediyenin o zaman. Elbette ki. Yani sizin kredibiliteniz, yani iş yapma kabiliyetiniz,
Hareket kabiliyetiniz, her şey kısıtlanıyor. Daha önce Türkiye Cumhuriyeti'nin hali bu değil miydi? IMF kapılarında faiz ödemekle ancak aldığı paranın faizini zor ödüyordu. Evet. Ve milli gelirinin, gayri safi milli hasılanın %85'i nereye gidiyordu Türkiye Cumhuriyeti'nin? Faize gidiyordu. Faiz ekonominin başının belasıdır. O yüzden Cumhurbaşkanımız da her zaman söylüyor. Faizle mücadele etmemiz gerekiyor. Biz Bergama Belediyesi olarak bunu belediye başkanı olarak sorumluluğumdur. Burada bize eğer bu emanet verildiyse biz bu faizle mücadele etmek durumundayız. Ve bu borçları kapatmakla mükellefiz. Bu borçları kapatıp ondan sonra bizim o faiz belasından kurtulup bir an önce yatırım yapma aşamasına geçmemiz gerekiyor. Dışarıda bizim köylerimiz yatırım bekliyor şu anda. Sadece merkez değil. Bizim 114 dış köyümüz, eski 5 beldemiz var. Bunlar 119 dış mahallemiz var. Her yerden bize muhtarlarımız geliyor, vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz geliyor. Herkesin bir talebi var, isteği var. Bunları nasıl yerine getireceksiniz bu faiz yükü altında? Aldığınız gelirler, işte gelirler burada. Yani her ay kesilen para. Görüyorsunuz ortalama 1 milyonun üzerinde kesinti var. Birkaç yüz dedim, çok fazlaymış. Yani evet. Her ay bu kesinti, borçlar, faiz ve ana para olarak kesiliyor. Ve bu kesintilerin olduğu, işte 1 milyonun üzerinde kesinti var. 1 milyon 300, 1 milyon 200 neyse. Borç yani, olmasa bu belediyenin kasasına mı girecek bu para? Bu kasada kalacak ve bu kalan parayla da biz 3-5 köyümüze daha fazla hizmet götüreceğiz. Ve bu büyüyen yarayı hiçbir zaman ileride daha da kapatmak zor olacak. Bunu aynı zamanda ben bir serbest ticaretin içinden gelen kişi olarak da görüyorum. Bu şekilde sürdürülebilir bir yönetim mümkün değil. Tamamını karşılıyor mu borcun? 89 dönümlük alan. Şimdi yani şöyle söyleyeyim, ben oraya da geleceğim. Evet. Oraya da geleceğim. Ya benim demek istediğim burada sürdürülebilir bir mali yapı yok. Evet. Bu mali yapıyı biz düzeltmemiz lazım ki Bergamalı hemşehrilerimizi biz hizmette daha çok buluşturalım. Şimdi buradaki yapı, üniversite bir kere burada kalmaya devam edecek. Belki üniversiteyi büyüteceğiz. Daha da büyüteceğiz. Yani, o konu kat'i değil mi? Yani, üniversite kalacak. Yani, evet, üniversite kalacak. Kesinlikle burada 9 Eylül Üniversitesi eğitim vermeye ve eğitim görmeye devam edecek. Hatta biz üniversiteyi burada daha da büyütme planlarımız var. Biz rektör hocamla da konuştuk. Sayın Yüksekokul Müdürümüzle de konuştuk. Rektör Sayın Nükhet Otar. Nükhet Otar. Bizim yayınımıza da konuk olmuştu, evet, geçmişte. Şu ileri sürülüyor. Yani ileride Sayın Otar, zaten orada az öğrenci var. Gelin öğrencileri çekiyoruz. Çok fazla bir öğrenci de yok. Ondan sonra bir imar değişikliği, oranın konut olarak yapılması filan gibi ileri sürülen iddialar için öyle bir şey asla olmayacak. Bir kere biz bu binaların yapısının değiştirilmesine müsaade etmiyoruz. Etmeyiz, evet, de Bergamalı olarak. O binaları koruyacağız. Aslına uygun olarak koruyacağız ama o binaların yaşaması lazım. Durdukça ölüyor ve artık kullanılamaz hale geliyor. Eskiyor, evet. O binaların içinde bir aktive olacak ki, yani bir aktivasyon olacak ki o binalar yaşasın. Yani biz birçok binamızı bugün şu anda kamu kurumu olarak kullanıyor muyuz? 100 yıllık, 150 yıllık binalar var Bergama'da. Bunları kamu kurumu olarak kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Orası da aynı şekilde. İnşallah yeni üniversitenin yapacağı yatırımlar, bunları planlıyorlar. Birazdan bahsedeceğiz. Niye Bergama'da büyümedi bugüne kadar üniversiteyle alakalı konu? Beklenilen seviyeye gelmedi. O gelmedi. Zamanlar bir girişimde bulunmuştu. Açıldı kaldı. Fabrika olmasın, üniversite olsun, bu gelişsin, binlerce öğrenci burada okusun, etsin Bergama'ya, bacasız binlerce fabrika olmadı olsun işte. Ama 200 çok mi? Kısıtlı bir sayıda öyle kaldı. Sayıda. Belli bölümlerde kaldı ama biz bunların arttırılması için de gayretimiz var. Yapacağımız çalışmalarla bu artacak, hiç merak etmesinler. Ama üniversite orada eğitim vermeye devam edecek. Ayırdığımız bölümde, üniversitenin bulunduğu bölümde eğitim devam edecek ve biz buranın Pamuk İpliği AŞ, ki Bergama Belediyesi'nin şirketidir, kamu kurumudur. Bu ifrazı yaparak bu binaları ve üniversitenin yerleşkesini belediyeye devraldık geçtiğimiz mecliste. Evet. Yani belediyeye devralarak aslında biz işi zorlaştırdık Murat Bey. Şu an belediyeden satış mümkün olabilir mi? Meclis kararı olmadan veya devir söz konusu olabilir mi? Herhangi bir kuruma? Meclis kararı gerekiyor. Meclis kararı gerekir. Peki Pamuk İpliği AŞ, kamu, yani sonuçta kamu kurumu, bir Türk Ticaret Kanunu'na tabi bir şirket. Şirket, evet. Buradaki yönetim, ki %99'u 99.9'u belediyeye ait olan bir şirkette bir imzayla bu yer satılabilir mi? Satılır. Gayet rahat satılabilir. Biz işi zorlaştırıyoruz. Belediye çekiyoruz 89 metrekarelik kısmı. Bunu Ağustos ayı meclisinde gündeme getireceğiz. Yani meclis üyelerinde tartışacağız bu konuyu, tekrardan konuşacağız. Ve yani meclis ret verirse geçmeyebilir de. Meclis ret verirse geçmeyebilir. Meclisin, evet, oluruna sunacağız.
biz aslında işi zorlaştırıyoruz. Hani birileri diyor ya, hani satılacak, peşkeş çekilecek. Şu anda çok bir imzayla, yani tek imzayla sizin bunu yapma yetkiniz var. Yetkimiz var. Evet. Ama biz ne yapıyoruz? Meclise getiriyoruz. Mecliste bu konunun enine boyuna tartışılıp ondan sonra bir karara bağlanmasını sağlayacağız. Yani biz kolay yöntemi seçmiyoruz. Şu anda zor olanı getiriyoruz. Mecliste konuyu açacağız. Meclis üyelerimizle bu konuyu tartışacağız. Ve ondan sonra bir karara bağlayacağız. Bu öneriye ne diyorsunuz Sayın Başkan? Orası imar değişikliği ile eğitim alanının ilan edilmesi önerisine ne diyorsunuz? Ya burası şu an zaten fiil olarak eğitim alanı. Yani kimse yani eğitim eden bir alan. Yani dokunmayacak bu, zaten yani bu bölümde bir değişiklik yapmak söz konusu değil. Yani buranın konumuyla alakalı şöyle söyleyebilirim. Buradaki binalar zaten şöyle bununla ilgili bazı spekülasyonlar oldu. Dışarıda konuşuldu. Ben bunlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Tabii buyurun. Şimdi buradaki binalar tabii ki Cumhuriyet dönemi endüstri binaları ve önemli binalar. Ve Bergama'da 2011 yılında önemli bir toplantı yapılmış. Nedir bu toplantı? Uluslararası Bergama Sempozyumu. 2011 yılında. Ve bu toplantı 2011 yılında yapıldıktan sonra 2019 yılına gelinmiş. Evet. 2019 yılında ne olmuş? Mart ayında. 29 Mart'ta bu alanın tescillenmesiyle ilgili bir yazı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na yazılmış. Şimdi 2011 yılında ki bu yazıda da şöyle söyleyebilirim. Hemen evet. Şimdi yazı şurada tarihi görüyorsunuz. 29 Mart 2019. Bu tarih size niye anımsatıyor? 29 Mart seçimden 2 gün önce. 2 gün önce. Evet. Toplantı ne zaman yapılmış? 7-9 Nisan 2011'de. Uluslararası Bergama Sempozyumu. Şimdi bunu gerekçe göstererek binanın şartlığı veriliyor. İzmir ili Bergama ilçesi işte 935 adı bir parselde yer alan 1954 yılında Cumhuriyet'in ikinci dalga sanayi işletmelerinden biri olarak kurulan Sümerbank Bergama Tekstil Fabrikası yerleşkesi Cumhuriyet'in öngördüğü modern yaşamın birebir deneyimlenerek öğretildiği prototiplerden birisidir. Sanayi yapısının olması yanı sıra modernleşme hareketinin uygulandığı kentsel ölçekte bir düzenleme özelliği de taşımaktadır deyip özelliklerini sıralamış. İşte dörtgen bir arazi içinde işte yemekhanesi, işte su ambarı, kazan yani tarifini yapmış. Bu tarifi yapan 2011 yılında bildirileri de alınmış. Sayfa 305-312'de yazıyor bu şeyi. Evet. Name Ebru Aydeniz. Bunun Bergama'da Cumhuriyet dönemi mimarlık mirası ile ilgili alıntıyı belediyenin 29 Mart 2019 seçimden 2 gün önce yapılan bu öngörüyü alttaki paragrafla önceki yönetim başında olan zat günümüzde yapının bir bölümü yeniden işlevlendirilerek 9 Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu'na tahsis edilmiş olup geri kalan kısmı ise Bergama Belediyesi'nin malzeme depoları ve üretim atölyeleri olarak kullanılmaktadır. Yapının yukarıda belirtilen özelliklerinden dolayı taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim. İmza önceki yönetim. Evet. Şimdi bu yazıyı ben şunu soruyorum. 2011 yılında bu sempozyum yapıldı, konuşuldu. Buranın önemini atfedildi. O sempozyumda konuşuldu. Buna atfen siz bu yazıyı yazıyorsunuz ama yıl 2019 ve seçimlerden 2 yıl önce. Niye 2011'de bu yazıyı yazmadınız? 8 yıl sonra. Evet. Ve seçimden 2 yıl önce aday olmuyorsunuz. İşte benden sonra gelen ne yaparsa yapsın. Ne arıyorsunuz? Bizim ben şunu söyleyeyim. Altında bir kere öncelikle Murat Bey şunu söyleyeyim. Bu binaları bizim korumakta herhangi bir şeyimiz yok. Biz bu binaları koruyacağımıza dair de bir yazı yazdık hatta. Evet. Yani o yazı da burada. Biz şunu dedik. Hatta baştan çekincelerimiz vardı. Biz yazı yazdık kurula. Dedik ki biz burada projelerimiz var. Bazı şeyleri hayata geçireceğiz. Ki ifraz edilip diğer parselde kurul geldi, incelemede bulundu. Biz bunun ilk önce değerlendirilmeye alınmaması ile ilgili bir yazı yazdık. Ne zaman? 12 Mayıs 2019'da. Daha sonra onlar geldi bize, kurul izah etti. Başkanım dediler, burada sizin proje yapmanızda, ifrazda, şeyde yani herhangi bir projeniz devamında
bir sorun çıkaracak bir durum yok. Bu binalar, zaten binalarla ilgili tasarrufunuz var mı? Ben dedim, binalarla ilgili tasarrufu, bu binaların yaşaması gerekli. Ama üniversitenin büyüyerek buraların amfi olması, kütüphane olması, tiyatro sergi alanları olması veya başka atölyeler olması. Yani ama binaların yaşaması lazım değil mi? Evet. Yani o binayı boş bıraktığın zaman hiçbir anlamı yok. Ben bu binaları aynı zamanda üniversiteyle birlikte yaşatmak, aynı zamanda arazinin devamında da yeni projelerimizi, yeni sosyal alanları ki bunu da Bergama'ya kazandırmak için, ki orada da bizim Atatürk Mahallesi, Fevzi Paşa Mahallesi, Gazi Osman Paşa mahallelerimiz var. Orada yaşayan ciddi bir nüfus var ve tabii, ciddi bir sosyal tesis ihtiyacı var o bölgede. Bunlara engel olmaması adına dedim. Geldiler, dediler ki başkanım, bununla ilgili herhangi bir sizi elinizi bağlayacak bir durum söz konusu değil. Sadece binaların korunmasıyla ilgili tabii ki bizim öngörülerimiz var. Dedim, bunu sizinle beraber ben de paylaşıyorum. Herhangi bir sıkıntımız buna yok. Ve onlar da ona binaen bir karar aldılar ve 12 Temmuz 2019'da bize gönderdiler. Kararı da ekte gönderdiler. Dediler ki, işte Atatürk Mahallesi'nde mülkiyeti Bergama Pamuk İpliği Dokuma Sanayi AŞ, işte şu parsel Sümerbank Tekstil Fabrikası Yerleşkesi'nin kültür varlığı olarak tescillenmesi istendiği ve devamında yazıyı uzun, ben uzatmayayım. Sadece burada kurulumuzun izni olmadan herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmaması ve taşınmazla ilgili, yani burada tasarruf yani bulunurken en azından haberimiz olsun bina ile alakalı, ki bizim o binaları zaten koruyup kollama ile ilgili bir öngörümüz var. Bizim değerimiz dedik ya başta, bu binaları korumamız gerekiyor. Yani inşai fiziki müdahale ne demek? Onu da ilgili kanunun... Ya 12 Temmuz'da belediyeden bir nevi onay mı istiyor? Onay istemiyor. Sadece evet, bu fiziki müdahalede bulunmaması ile ilgili bir tescil kararı. Buraya geldi, beraber aldık bu kararı. Evet. Yani onlar da baktılar. Biz dedim, ben de bu kararda herhangi bir beis görmüyorum. Bir sıkıntı yok. Zaten biz bu binaları korumak görüşünüzü istiyoruz. Görüşünüzü sormuş olduğu tabii beraber adeta gezdik sahayı. Evet. Beraber ağırladık. Hatta bu kararı da beraber yazdık. Evet. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Burada inşai ve fiziki müdahalede bulunulmaması diyor. Bu ne anlama geliyor? İnşai ve fiziki müdahalede bulunulmaması. İlgili işte 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'nun 13 ve 14. maddeleri gereğince yürütülen işlemlerle ilgili yönerge var. Evet. Bunu açtığınız zaman Murat Bey, burada 4. maddede bazı kısaltmalarla ilgili tanımlamalar var. 4. maddenin A bendinin 8. yine altında, pardon, B bendinin tanımlar bölümünün 8. maddesi inşai ve fiziki uygulamayla ilgili açıklama yapmışlar burada. Nedir? Yani bununla ilgili yönergede. Esaslı onarım, inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, yakma, kazı veya benzeri işleri ifade eder diyor. Bizim zaten böyle bir şeyimiz söz konusu değil. Evet. Bu binalar korunacak. Orada üniversite yaşamaya devam edecek. Hatta biz üniversiteyi orada büyütmek istiyoruz. Yani şu haliyle Bergamalı çok memnun mu? Öğrenci çok memnun büyüyecekse mu? Büyüyecekse bu çok iyi haber. Yani aslında. Elbette ki. Yani evet, biz burada onu yapacağız. Biz bir taşta iki kuş vuracağız. Yani aynı zamanda Bergama Belediyesi'nin hem devlete olan, geçerek borçlardan kurtulunacak, evet, hem de üniversite büyüyecek. Bu evet, amacımız bu. Bunun dışında satışmış, yok işte birilerine konut verilecekmiş. Ya bunları eğer konuşacaksak Murat Bey, oradaki biliyorsunuz lojmanlar bir zaman ihale edildi. Yapılsın evet, diye. O ihale yapılan firma yurt dışına kaçtı. Önden paralar ödendi. Şu oldu, bu oldu. Yani bir sürü, onlar hala daha devam ediyor bazı şeyler. Biz onları ben çok şey yapmak istemiyorum. İçindeki o bizim çok değerli tekstil atölyelerimizin binaları, makinaları hurdaya gitti. Şu an orada 3-5 tane dikiş makinesinden, küçük dikiş makinesinden başka bir şey yok. Yani orada makine olduğu falan da iddiası yok. Ben girdim, orada kalan 3-5 tane dikiş makinesi ama büyük o gerçekten dokuma tezgahları, iplik tezgahlarından eser yok. O binalar harap durumda, işte aracısı durumda. Biz Murat Bey, laf üretmeye değil iş üretmeye geldik. Yani burada birilerini yanıltarak, birilerini burada manipüle ederek, işte ortaya çıkarak bizim yaptığımız bu iş ve işlemleri, hizmetleri karalamaya çalışmasınlar. Bizim tek dileğimiz bu. Biz evet, o dönemden sorumlu değiliz. Bizim sorumluluğumuz bu dönem ve oradaki yapılan eksikleri, biz şu an yapılmayanları bu dönemde yapmak istiyoruz. Ve bunlara da kimse engel olmasın. Yani biz satışmış, yani neyi satıyoruz? Öyle bir şey söz konusu değil. Biz burada devlete devriyle, aynı zamanda bu borçların düzenlemesiyle mesulüz. Ve bu arazinin devamında da bizim projelerimiz var.
yapmak istediğimiz projeler var. Bu projeleri hayata geçireceğiz. Geri kalan yarısında. Geri kalan yarısında. Oradaki hatta bazı binalarda şu anda biz emniyet temizlik müdürlüğümüzün biz oraya taşıdık şu anda. Binasını boyadık, temizledik ve şu anda biz bugüne kadar kirada durmuş bizim temizlik ekiplerimiz sanayi sitesi içerisinde. Yerimiz var, kira ödüyoruz sanayi sitesinde ve küçücük yerde işçilerimiz dip dibe sıkışık bir ortamda. Orada geniş, ferah bir alan var. Çamlık ağaçlarımız var. İnsanlar, şu an bizim orada çalışanlarımız geliyor, dinlenmesini rahat rahat yapıyor, ağacın altında oturuyor, çayını kahvesini içiyor, dinleniyor ve tekrardan işine geri dönüyor. Yani biz insanlara huzurlu bir ortam açıyoruz. İnşallah Park Bahçeler Müdürlüğü'nü de oraya taşıyacağız. Orada çiçeklerimizi, şeylerimizi geri kalan için öngörünüz ne Sayın Başkan? Aşevimizi de inşallah oraya taşıyacağız. Aşevi de oraya mı taşınacak? Tabii. Yani şu an aşevinin olduğu yer, Murat Bey gidip bir görün. Gerçekten harabe durumda. Ve oraya da kira ödeniyor mu? Belediyenin miydi orası? Hayır, oraya kira ödenmiyor. Fakat biz yani yönetimi de belli bir alanda kontrol altında tutmamız gerekiyor. Yani buradaki birim müdürlerini, işte amirlerini, şeflerini hem sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak durumundayız, hem de idari bir kontrol sağlamak durumundayız. Biz bu binaları kaderine terk edip yıkılmasını istemiyoruz. Siz kaderine terk ederseniz yarın öbür gün burada hiçbir şey olmaz. Böyle bakarsınız. Yani 10 yıl baktığınız gibi bakarsınız o binalara. O binalarda göçer gider. Bizim burada yapacağımız güzel işler var. Bu güzel işleri lütfen kimse karalamaya kalkmasın veya başka yerlere çekmeye kalkmasın. İşin özü budur. Biz bunları mecliste de konuşuruz ki mecliste bunları gündeme getireceğiz, konuşacağız. Ağustos'ta gelecek zaten. Tabii gündeme gelecek. Tekrardan konuşacağız. Biz arkaya bakmıyoruz artık. Önümüze bakıyoruz. Arkaya bakarsak bizi takılıp düşeriz. Hep fabrika, ileri bakacağız. Evet. Hep ilerleyeceğiz. Fabrika konusu başlı başına bir konu aslında bayağı. Evet, yani onunla da en azından uzun bir fırsat konu oldu. Bir iyi oldu. Açıklama değindik, imkanı merak oldu. Merak ediliyordu çünkü yani bu konuda sizin tavrınız, fikriniz ne olacak fabrika konusunda diye bunu izah etmek faydalı oldu. TOKİ yapılmaya başlandı. Öğrenci yurdu, 500 kişilik öğrenci yurdu yapılmaya başlandı. TOKİ'nin yeri konusunda tebrik edenler var. TOKİ yurdun çeşitli yerlerinde işte böyle bir sınıf ayrımcılığı gibi olmasın ama daha böyle hali vakti yerinde olmayanların yaşadığı bölgeye yapılırken buradaki TOKİ tam tersi iyi bir yere yapılıyor. Bu güzel bir şey diyenler var. Siz de aynı kanaatte misiniz? Gerçekten TOKİ'nin müteahhiti geldi Bergama'ya. Başkanım dedi, ben dedi Türkiye'nin birçok yerini TOKİ yaptım. Ama burası kadar güzel bir arsa görmedim. Hem zemin olarak hem muhit olarak hem doğru bölge olarak da yani. Gerçekten dışarıdan gelen bir göz bunu değerlendirdi. Şu anda zaten yapımı başlandı. Heyecanla bekliyor hak sahipleri şu anda bitmesini. 500 günlük bir iş süresi vermişler. TOKİ ile alakalı verildi. Ve bu sürecin çok daha öncesinde TOKİ konutları tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilecek. Yaklaşık 12 ay gibi bir zaman hedeflendi. Bir yıl yani. Bir yılda bu konutlar bitip biz hatta ben şunu söyleyebilirim artık, o başladı bitti. Benim belediye başkanı olarak görevim Murat Bey şudur. İşi projelendirmek, planlamak, mevzuatlarını bitirip ihaleye çıkarmak, ihale çıktıktan sonra iş teslimi yapıp ondan sonra iş teslim olduktan sonra hangi iş olursa olsun bu belediye veya bakanlık tarafın olsun. Benim işim bitiyor. Ondan sonra o iş yürüyor. İhalesi yapılan işler nasipse yürür hızlı bir şekilde. Ben ondan sonra diğer işe geçiyorum. Yani başka bir projeye koşturuyorum. O artık o işin takibini ilgili primler yapacaktır. Burada bizim görevimiz bunun yenisinin yapılması. Ben TOKİ'nin ikinci etapı için girişimlere başladım. Şu anda başladınız. Başladım. Geçen Çevre Şehircilik Bakanımızın yanındaydık. Sağ olsun genel müdürleri topladı karşımızda. Tek tek mütalaa. Bir günde 4 bakan olayın içinde tabii, bu da vardı. İçinde bu da evet. Vardı. Bunun müjdesini buradan verebiliriz. TOKİ şu anda hak sahibi olamayanlar, kurada çıkmayanlar üzülmesin. Ben onlar için geçen gün Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndaydım. Onun yeri neresi? İkinci etapın aynı yerin devamında. Yani ha, orada, o bölgede yine. Tabii o bölgede. İnşallah o bölgede değerlendirilmek istiyoruz. İnsanlarımız hak ediyor. En güzelini hak ediyor. Yani Bergamalı hemşehrilerimiz en güzelini, en iyisini hak ediyor. Biz ikinci etap için çalışmaları da Sayın Bakanımıza arz ettik. Sayın Bakanım dedim, Bergama'da gerçekten daha ihtiyaç var. Hak sahibi olamayan, kurada çıkmayan vatandaşlarımız üzgün. Bununla ilgili ikinci etapın hemen çalışmalarına başlayalım. En azından fizibilitesine başlayalım. Bu biter bitmez de ikinci etapın inşallah ihalesini yapalım
dedim. Sağ olsun evet. O da bizi kırmadı. Talimatını verdi TOKİ'ye. Onun da çalışmaları başladı. Biz yani bir yandan başlatıyoruz, diğer yandan ikincisini planlıyoruz. Yani durmuyoruz. Bize bu yeterlidir. Yani bu kadar yaptık değil. Biz bir sonraki hizmeti de hedefliyoruz. Onu da hayata geçirmek için çalışıyoruz. Öğrenci yurdu dediniz. 500 kişilik öğrenci yurdu. Bu uzun yıllardır Bergama'da beklenen bir hizmet. Az önce dedik ya, üniversiteler niye büyüyemiyor, niye evet. gelişemiyor? Aslında işin sırrı burada. Yurt konusunda mı? Yurt konusunda, kesinlikle. Biz öğrencilere, gelen öğrencilere eğer barınma sorununu, yeme içme sorununu halledemezsek, gelen öğrenci durmayacaktır Bergama'da ve geri dönüp gidecektir. Burada devlet yurdu aynı zamanda bir garantör gibidir. Yani öğrenci ben sıkıştığımda sırtımı nereye dayayabilirim? İşte burada devlet yurdu var. Her zaman bize sahip çıkar, kapısını açar. Biz de burada öğrencilik hayatımızı devam ettiririz. İşte yeni bölümlerin açılamayışı, üniversitelerin büyüyemeyişi buradaki yurt eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Belediye başkanının görevi midir? Evet, görevidir. Gideceksiniz. Biz Gençlik Spor Bakanımıza en son gittiğimizde de gittik. Yine hoş geldin başkanım dedi bana. Ben artık defalarca yanına gidiyorum, her defasında sağ olsun. Bizi bu kez ne istiyorsun demiyor değil mi? Ne var evet. İşler bitmedi mi? Bitmedi. Bergama'da işler bitmez diyoruz kendisine, sağ olsun. Yine biz oradan da sağ olsun heybemiz dolu geldik en son. Yine daha isteklerimiz var. Tabii bu yurt konusunda geçen sene kendisiyle konuşmuştuk. Defalarca gittik geldik. O süreçleri anlatmayayım uzun uzun. İşte ihalesi oldu. Şu an iş başladı. 500 kişilik kız ve erkek öğrenci yurdu. İdari binasıyla 3 blok halinde inşa edilecek. Spor tesisleri var içerisinde. Çok güzel bir alanda, yerleşkede. Yine Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nun hemen arkasında. Bu Bergama'da üniversite eğitimini, yüksek öğrenimi de aynı zamanda yeni bir ivme kazandıracak, yeni bir anlayış kazandıracak önemli bir hizmet. Çok teşekkür geldi bu konuda. Sağ olsunlar, biz teşekkür ederiz. Yani biz de bu işi de takip ettik. Bu işin de temelleri atıldı ve Bergama'ya önemli bir hizmeti kazandırıyor. Her ay en az bir Ankara ziyareti var galiba değil mi? Kesinlikle. Aslında bir yeterli değil. İki yapmak gerekiyor. Yani, ama en biz, az bir tane var. Biraz vakit fukaralığı yaşıyoruz. Yani işte bak, evet. 3 haftadır ben buraya geleceğim. Sizinle program yapmaya gelemiyorum. Yani evet. Artık ben dedim en son 15 Temmuz'a denk getirelim de evet. Hem mesaj vermiş oluruz. O yüzden evet. Biraz zamanla ilgili sorunlarımız var. Ama benim ayda 2 defa muhakkak Ankara'da olmam gerekiyor. Ve işlerin arkasından özellikle bürokrasi kısmını bizzat ben kendim takip edip işi sonuçlandırıp geliyorum. Tabii bakan beyler olur veriyor sağ olsun projelerimizle alakalı. Ama bizim de işin peşini takip etmemiz gerekiyor. Evet. Efendim yavaş yavaş toparlayacak olursak bir konu daha var. Onu da ben programın sonuna sakladım. Yavaş yavaş toparlayacak olursak Sayın Başkan, eklemek istedikleriniz neler? Önümüzdeki süreçte ne gibi çalışmalar öngörüyorsunuz yakın tarihte örneğin? Ya tabii biz, konu çok. Bizim tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi çalışmalarımız var. Şu an fizibilite çalışmalarındayız. Önümüzdeki hafta Ticaret Odası Başkanımız da yine yurt içinde fizibilite için belli seyahatlerimiz olacak önümüzdeki hafta. İçinde bu gezi seyahatlerimizi yapacağız. Fizibilite ile ilgili İzmir Ticaret Odası'ndan uzmanlarla birlikte. Evet. Şu an bunun çalışması devam ediyor ki bu da Bergama'ya sektör anlamında, tarım ve hayvancılık anlamında çok büyük katkıları olacak. Ama bakanlığın işi, ama biz buradan yerelde takip etmezsek, ticaret odamız, Bergama Belediyesi olarak biz işin başında takip etmezsek bu işler yürümez. Evet. İzmir Ticaret Odamızı da tabii valiliğimizle beraber kurulacak bir, hep beraber bir araya gelip kuracağımız bir organize sanayi bölgesi. Yine bu konuda Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirler'in çok büyük destekleri var bize. Evet. Biz sadece bu işi hazırlamamız gerekiyor. Bakanımıza sunacağız dosya olarak. Daha sonra da kuruluş aşamasını başlatacağız. Biliyorsunuz işte Dikili Jeotermal Bölgesi'nde önemli bir organizasyon başladı. Biz de Bergama'da inşallah tarıma dayalı bir ihtisas organize sanayi bölgesi. Hayvancılık üzerine daha çok duruyoruz. Onun üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki hafta inşallah öyle yurt içi seyahatimiz olacak. Pandemiden dolayı gidemedik. Yani normalde bizim bunu şeyi Mart ayı içinde planlamıştık. Bugüne kadar birçok şeyi etkiledi. Beklememizin sebebi oydu. Onu da takip edeceğiz. Yine bölgemizle ilgili, köylerimizle ilgili gölet projeleri, baraj projeleri, hepsinin takipçisiyiz. Çünkü Bergama tarım şehri. Kırsalda yaşayan birçok nüfusumuz var. Onlar için toprak
çok değerli ama toprağı suyla da buluşturmak gerekiyor. Bununla ilgili DSİ'de takip edeceğimiz projeler var. Fizibilitesi yapılan, fizibilitesi tamamlanan şeye yatırım programına alınma, projelendirmesi yapılan ve daha sonra yatırım programına teklif edilecek olan hepsini tek tek projelerin takipçisiyiz. Çünkü bunlar bizi kırsalda köylümüzü ayakta tutacak, ekonomik anlamda da iyi bir noktaya taşıyacak projeler. Yine arazi toplulaştırması, teraslama çalışmaları bunlar önemli çalışmalar ve bunların hepsini biz takip ediyoruz. Serbest bölgeyle az önce programın başında bahsetmiştik. Evet. Sayın Valimiz de geldi. Bununla ilgili hem saha çalışmasını da yaptık. 3 yıldır fizibilite çalışmaları devam eden, artık sonuna doğru yaklaştığımız bir süreç. Bunu da yine Ankara'dan takibini yapıyoruz ki bu Bergama'da ciddi anlamda bir işsizlik ve istihdam sorunu var. Buna çözüm getirecek önemli bir proje. Ekonomik anlamda da Bergama'ya çok değer katacak, temiz bir organize sanayinin, serbest bölgenin burada kurulması bizim için çok büyük bir fırsat. Ben bunun da takipçisiyim. Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde de kendisine arz ettik. Serbest bölge yöneticisiyle beraber, CEO'suyla beraber bu konuyu konuştuk. Ve takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ama bir meslek sorunumuz hala var değil mi? O meslek sesiyle ilgili inşallah geçtiğimiz hafta Ankara ile görüştük. Yani pandemiden dolayı yine bazı şeyler hep kaldı dedik ama biz meslek lisesinin ruhsatları ile ilgili inşaat ruhsatlarının hepsini kestik belediye olarak. Yatırımda ihale çıkabilmesi için de şu anda uğraşıyorum. İnşallah bir dahaki programda onu da ayrıntılı müjdesini olarak buradan veririz. Onu da konuşuruz. Çünkü eğitimde çok eksiğimiz var. Onların da takipçisiyiz. Derslikler çünkü anlamında. Vasıflı eleman yetişmesi tabii, çok önemli. Endüstri meslek lisesi bizim Bergama'nın olmazsa olmazıdır. Bunları da hayata geçireceğiz. Parklarımız, bahçelerimiz çok eski. Çocuk oyun grupları çok şehrin eski. Bunlar bizim zaten görevlerimiz. Yani bunları yapmak, bunları yapıyoruz diye söylemiyoruz. Ama evet, yapacağız ve şu anda onları programlıyoruz. Köylerimize varıncaya kadar spor alanlarıyla, spor sahalarıyla beraber, çocuk oyun parklarıyla beraber, orada ebeveynlerin oturup kalkabileceği alanlarla beraber planlıyoruz. Bunların da hayata geçtiğini hep beraber göreceğiz. Bergama çehresi değişiyor. Bergama artık biz şu anda bir şantiye alanına döndü. Şu an çalışmalarımızın birçoğu başladı. Başlayacak olanlar var. Bu bizim vaat ettiğimiz konuların hepsi hayata geçiyor. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Bize inansınlar. Bize güvensinler. Biz 2024'e kadar inşallah bu projelerin hepsi hayata geçecek. Sözünüzü unutmuyoruz. 5 yılda 15 yıllık iş yapacağız. Evet. Sloganımız buydu. Evet, zaten buydu. Biz şu anda geçmişin yükünü almış durumdayız. İşte onları da bir yandan toparlamaya çalışıyoruz ama bunları yük olarak değil, kamu kurumunda devamlılık esastır. Biz bunlara çözüm arıyoruz. Ah vah etmiyoruz, dizlerimizi dövmüyoruz. Kimse bizden seçildikten sonra 2 yıl, 3 yıl iş beklemesin. Borçlar ödeyeceğiz, işte şöyle yapacağız diye bahane de uydurmuyoruz. İşlerimizin başındayız. Kurumumuzun da başındayız. Dediğim gibi bize güvensinler. Gerisini biz yaparız. Peki. Son olarak soru değil aslında da bir talep var. Sayın Başkan, hepimizi de ilgilendiren, bütün hayvanseverleri ilgilendiren, daha doğrusu toplumun tamamını ilgilendiren. Hı hı. Geçen gün ben Hayvanseverler Derneği'nin ikindi çayına, kek çay partisine katıldım. Tek de gazeteci bendim orada. Bazı talepleri var sizden. Sizi görmüşken onları da ileteyim istedim. Bana evet, emanet ettiler. Röntgen cihazımız yok diyorlar. Hayvan ambulansımız yok diyorlar. Bir de kısırlaştırma yetersiz diyorlar. Evet. Bir de bir adet veterineri var belediyenin. Ne olur bunu personel takviyesi yapsa, Sayın Başkan artırsa. Evet. Bir de bana yaralı hayvanların fotoğraflarını ilettiler. Ben açıp yüreğim dayanmadı bakmaya. Bilmiyorum evet, siz bakabilir misiniz ama ben size teslim edeyim. Evet. Ben hiç yüreğim kaldırmaz tabii, bakamam. Bu konuda Bergama'nın çeşitli yerlerinde çekilen fotoğraflar bunlar. Barınağın yetersizliğinden müdahale edilemeyen hayvanların evet, olduğunu evet, ileri sürüyorlar. Ne olur diyorlar Sayın Başkan bu konulara biraz daha hassasiyet gösterse. Onun için onu size iletmiş olayım. Ya bu konuya da değindiğiniz iyi oldu. Yani en azından evet, konu çok olduğundan bazı şeyleri cevaplama imkanımız veya değinme imkanımız olmuyor. Evet. Bir kere ambulanstan röntgen cihazından önce tesis lazım. Kısırlaştırmayı nerede yapacaksınız?
O bakımı, tedavi, ameliyatları nerede yapacaksınız? Şu anki barınak işler acısı. Gerçekten kötü. Yani bu işleri yapabilmeniz için sizin bir tesise sahip olmanız lazım. Biz bu tesis yapıyoruz. Tesisler içerisinde zaten bunlar olacak. Evet. Ve o zaman biz şimdi biz iki veteriner de, üç veteriner de alsak nerede yapacak? Yani gerçekten şu anda böyle bir sıkıntı var. İnşallah. Geçen biter. Hafta arkadaşlar getirdi, bir Milli Emlak'tan bir yazı bekleniyordu. Projelendirdiğimiz bir alan var. O alan yazılar geldikten sonra projelendirme işimiz de aslında toparlandı. O tesisi oraya kurup bütün bu sıkıntıları, inşallah sokaktaki canlarımızı biz orada garanti altına alacağız, sağlıklarını, bütün ameliyatlarını, kısırlaştırmalarını veya ağır yaralanmaları, her türlü tedavisini. O zaman ambulans da olacak, röntgen cihazı da olacak, veteriner bir değil iki, gerekirse dışarıdan veteriner de hizmet alımı yaparak, üç veterinerle, gerekirse dört veterinerle fark etmez. Biz bu hizmetleri vereceğiz, merak etmesinler. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın ben Başkan. Sağ olunuz. Sorularımızı yanıtladığınız için yine birçok konu bir sonraki programa kaldı. Olsun, en kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle diyorum ben. Değerli izleyiciler, bu programda da Bergama Belediye Başkanı Sayın Hakan Koçtu ile sohbet ettik. Sorularımızı yanıtladığı için çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Egedesonses.com